Lazer kesme kazıma makinelerinde kullanılan birçok yazılım var. Bunlardan en popülerlerinden bir tanesi olan Lightburn yazılımını inceleyeceğiz. Bugün benim de en sık kullandığım iki yazılımdan bir tanesi. Yazılımı anlatırken de Banggood'dan inceleme için yeni gelen Tutris markasının Totem S 40 Watt modelini inceleyeceğiz. Ben de şu ana kadar hiçbir kazıma yapmadım. Sadece kurulumunu yaptım. İlk defa sizlerle beraber test edeceğim. Bu sayede de herhangi bir lazer kazıma makinesi elimize geçtiğinde satın aldığımızda ilk ayarları nasıl yapacağız? Testlerini nasıl yapacağız? Kullandığımız materyaller göre lazerin gücünü ve hızını nasıl ayarlayacağız onları göreceğiz. Şimdi hemen Lightburn'a başlayalım. Videonun son kısımlarında da lazer kazıma makinesinin incelemesi gibi bir bölüm ayıracağım. Orada detayları anlatacağım. Başlangıç seviyesinde lazer kazıma makineleriyle kullanılan iki tane yazılım var. Bunlardan bir tanesi Lazer GRBL. Bu tamamen ücretsiz ve açık kaynaklı. Diğeri de Lightburn. Lightburn'de 30 gün deneme süresi ücretsiz. Yani tüm özelliklerini ilk 30 gün bedava kullanıyoruz. Sonrasında da çeşitli planlarda ücretli. İkisinin arasındaki bana göre en temel fark Lazer GRBL biraz arayüzünün kötü olması. Yani arayüzü gerçekten çirkin ve herhangi bir şey çizemiyoruz. Bir çizgi bile çizemiyoruz. Bir kare çizemiyoruz. Lightburn'da ufak tefek şekiller çizebiliyoruz. Arayüzü de biraz kullanırken insanı rahat hissettiriyor. Eğer ilk defa lazer kazıma makinesi kullanacaksanız Lightburn'la başlayabilirsiniz. 30 gün deneme süresi bittikten sonra da Lazer GRLB yazılımına geçebilir ya da Lightburn'un ücretli versiyonunu satın alabilirsiniz. O kararı da o zaman verirsiniz. Lightburn'u açtığımızda karşımıza böyle bir ekran geliyor. İlk başta biraz karışık gibi geliyor ama çoğu şeyi zaten çok fazla kullanmaya gerek yok ilk başta. Öncelikle şuradan başlayalım. Şu tarafta bulunan menülerle çizim yapabiliyoruz. Mesela şöyle bir dikdörtgen çizebiliriz. Buradan dikdörtgenin boyunu ayarlayabiliriz. Şu alttaki menülerde de çeşitli özellikler ekleyebiliyoruz. Mesela bu köşeleri yumuşaklaştırmak için, yuvarlak yapmak için onun çapını da mesela buradan ayarlayabiliyoruz. Mesela şurayı 20 yaparsak şu köşeyi de biraz daha kavisli yapabiliriz. Gördüğümüz gibi bu şekilde ayarlar yapabiliyoruz. Mesela kendimiz herhangi bir şey çizebiliriz. Bir çizgi çizebiliriz böyle. Basit şekiller oluşturabiliriz. Normalde internetten bulduğumuz herhangi bir dosyayı da yapabiliriz. Ya da Photoshop gibi, Canva gibi yerlerde tasarladığımız herhangi bir resmi, fotoğrafı, vektörel çizimi de buraya aktarabiliriz. Ama burada basit şekillerin çizilebilir olması gerçekten işi kolaylaştırıyor. Çünkü bazen sadece bir şey kesmemiz gerekiyor. Ya da bir yuvarlak delik açmamız gerekiyor. Onun için Photoshop'ta tasarım yapıp buraya atmak işi uzatabiliyor. O yüzden basit şekillerin en azından çizilebilir olması güzel. Bunun dışında yazı yazabiliyoruz buraya. Lazer pozisyonunu ayarlayabiliyoruz. Şu an lazer cihazını ben bağlamadım. O yüzden şu an kullanmayacağım. Bunları kullandıkça öğrenebilirsiniz. Ben şu an sadece lazeri ilk defa eline almış ve kullanmak isteyenlere anlatmak için çok fazla karıştırmayacağım. Çok fazla detaya girmeyeceğim. Bundan sonra bilmemiz gereken en önemli şeylerden bir tanesi, yani bu yazılımın en güçlü özelliklerinden bir tanesi, burada katman katman tasarım yapabiliyoruz. Mesela şuraya tekrar bir dikdörtgen çizeyim. Bir de içerisine bir yuvarlak çizeyim. Şimdi ben şunu yapabilirim. Bu yuvarlağı kırmızı rengi alıp buradaki dikdörtgeni de mesela mavi rengi alırım. Ve dikdörtgenin lazer gücünü, lazer güçleri de burada birazdan bu menüye de geleceğim. Dikdörtgenin lazer gücünü ayrıca ayarlayabilirim. Kırmızı olan yuvarlağın lazer gücünü ayrı ayarlayabilirim. Bu şöyle bir işe yarıyor. Mesela dikdörtgen bir çerçeve keseceğiz ve içerisine yuvarlak bir şekil çizeceğiz. Ya da içerisine bir yazı yazacağız. Yazıyı delikle istemiyoruz. Yani bir tahtayı kesmesini istemiyoruz. Sadece şekil olarak çizsin istiyoruz. Ve dikdörtgen şeklinde çerçevesini kessin istiyoruz. Bunu lazer GRBL'de yaparken iki defa işlem yapmamız gerekiyor. Önce lazer gücünü ayarlayıp yazıyı yazıp sonra lazer gücünü tekrar ayarlayıp etrafını kesmemiz gerekiyor ama burada tek seferde bu işlemleri yapabiliyoruz. Bu da bayağı kolaylık sağlıyor. Dolayısıyla şu aşağıda gördüğümüz bütün renkli şeyler hepsi ayrı bir katman. Bu katmanları ayarlayarak dediğimiz işlemleri yapabiliyoruz. Sağ tarafa geldiğimizde ise burada yine layer'lara göre kaç defa geçileceği, mesela burada aynı yerden bir defa geçileceği ile alakalı bir ayar var. Mesela bunu iki defa yaparsam aynı yere iki kere gidebiliyor. Bu nerede işimize yarıyor? Çok fazla lazer gücü verdiğimizde yanan ya da eriyen bazı malzemeler var. Onlara az lazer gücü verip tekrar sayısını artırabiliriz. Böylelikle daha temiz kesim ya da kazıma işlemi yapabiliyoruz. Yine yan tarafa geldiğimizde burada
hız ayarı var. 2000 mesela hızlı bir hız. Eğer kesme işlemi yapacaksak daha yavaş, mesela 150, 20, 30 gibi hızlarda yapmamız gerekiyor. Bu dediğim gibi her materyale göre değişiyor. Deneyerek birazdan bulacağız. Bunun alt tarafına geldiğimizde de minimum ve maksimum güçler var. Minimum maksimum diye niye ayrılmış ondan da bahsedeyim. Mesela bir fotoğraf kazıdığımızı düşünelim. Fotoğrafta diyelim ki benim saçım çok koyu renkli çıkabilir, tenim az koyu renkli çıkabilir. Yani gri gibi çıkabilir. Dolayısıyla saçımı kazırken %100 lazer gücüne ihtiyaç varsa, yüzümü kazırken %20 lazer gücüne ihtiyaç olabilir. O yüzden minimum ve maksimum ayarlamamız gerekiyor. Ama tek renk bir şey yapacaksak ya da hepsi aynı güçte olacaksa ikisinde aynı girebiliriz. Alt taraftaki sekmelere gelecek olursak birazdan lazeri bağlayınca göreceğiz. Burada lazeri kafasına hareket ettirebiliyoruz. Merkezini ayarlayabiliyoruz. Bunun gibi ayarlar yapacağız. Burayı hiç kullanmıyorum. Burayı da kullanmıyorum. Buraları kullanmıyorum. En çok kullandığımız burayla burası. Diğer detaylara girmeyeceğim demiştim. Aşağı tarafa geldiğimizde de lazeri başlatma, durdurma, bekletme gibi şeyler var. Ve burada en çok kullandığımız şeyler yine şuradaki frame'ler. Birazdan lazeri bağladığımda onların da nasıl çalıştığını göstereceğim. Yazılımla ilgili genel olarak bahsedeceklerim bu kadar. Şimdi uygulamaya geçip gerçek hayatta bunu nasıl kullandığımızı görelim. Lazer kazıma makinesini bilgisayara bağlayacağım. Yanında gelen USB kablosunun bir ucunu bilgisayara takıyorum. Bir ucunu da lazer makinesine takıyorum. Bir de adaptör ucu var. Onu da taktığımda makineye güç geliyor. Şu an makineyi bilgisayarımın görmesi lazım. Bilgisayarın makineyi görmesi için eğer yüklü değilse genellikle bir driver oluyor. O driver'ı yüklememiz gerekiyor. Çoğunlukla lazer makinesinin sürücüsünü bilgisayarlarımız görüyor ama görmezse yanında gelen kitapçıklarda nasıl yükleneceği yazıyor. Birbirinden farklı driverlar olduğu için hepsiyle ilgili tek bir şey yok. Yanında gelen kitapçıkta nasıl yükleneceği yazıyor. Driver'ın yüklü olup olmadığını anlamak için bilgisayarıma giriyorum. Şuradan sağ tıklayıp özelliklere bakıyorum. Burada Device Manager, aygıt yöneticisi Türkçesi. Orada ports kısmına geliyorum. Burada CH340 driver'ı yüklüymüş. Yani CH340 ile çalışıyormuş bu. Ve COM4'müş bizim portumuz. COM4 portunu aklımda tutuyorum ve tekrar Lightburn yazılımına geliyorum. Şunları da silelim. Şimdi şu alt tarafta yazılımda devices yazan yerde COM4 yazıyor. COM4'e geldiğimde zaten bir makine hemen bir titriyor. Bu bağlandı anlamına geliyor. Bağlanıp bağlanmadığından emin olmak için şuradaki move kısmına gelip biraz sola gelmesini, ileri gitmesini falan deneyebiliriz. Şu an verdiğim komutları gayet güzel bir şekilde yerine getiriyor. Yani bağlantımız doğruymuş. Bu arada yazılımı Türkçe kullanmak isterseniz şuradaki dil seçeneğine girip Türkçe'de yapabilirsiniz. Türkçesi fena değil. Ama bazı şeyler böyle biraz karışık geldiği için bana, ben yine İngilizcesini kullanmayı tercih ediyorum. Lazer makinesiyle bağlantımızda herhangi bir problem olmadığına göre artık yazıcının merkezini ayarlayabiliriz. Bu genellikle sol alt köşe oluyor. Sol alt köşeye lazeri elimizle de getirebiliriz. Biraz önceki gibi move kısmından oklara tuşlayarak da gelebiliriz. Ben elimle ayarlayacağım. Şöyle yavaş yavaş, çok zorlamadan yapalım bunu. Şöyle tam sıfıra sıfır olmasa da böyle birkaç milimetre boşluk bırakarak en sola geldim ve buradan set origin'e basıyorum. Set origin'e bastığımda artık yazıcım benim buranın sol alt köşe olduğunu biliyor. Şu andan itibaren yapacağı bütün hareketleri bu noktaya göre referans alarak yapacak. Şimdi test etmek için şuradaki kartonlardan bir tanesine bir dikdörtgen çizdireceğim. Şöyle bir dikdörtgen çizelim. Bu arada buradaki dikdörtgenin boyutları buradakiyle aynı olması gerekiyor. Şu an burası 400'e 400, yani 40 cm'ye 40 cm, ama bizim yazıcımız 40 cm'ye 40 cm değil. Onu da şuradan ayarlarsak daha güzel olur. Device settings'e geldim. Bu makine 30'a 30 olduğu için bunları 300-300 diye değiştireceğim ki buradaki dikdörtgen bizi yanıltmasın. Tamam dedikten sonra buradaki karem küçüldü. Şimdi şuradaki dikdörtgene tıklıyorum. Buraya bakıyorum, tam ortaya koymadım. Biraz sol alt tarafa doğru koydum. Şuraya bir tane dikdörtgen çizeyim şöyle. Şuraya tıklayıp bir tane dikdörtgen çizeceğim. Şöyle, çok da büyük bir şey olmasın. Bunu çizdikten sonra şuradaki frame'e basıp bu dikdörtgenin geleceği kabaca alanı bakacağım. Dikdörtgenin yerini biraz daha kenar alıyorum. Kartonun boşa gitmesin diye. Şöyle biraz daha yerini değiştirdim. Frame'e bastım. Kesmek istediğim yer doğru. Şu an yapmam gereken şey odak ayarı. Odak ayarı için de cihazın yanında gelen şöyle bir tane küp var. O küpü koyacağım ve odak ayarını yapacağım. Üstteki vidayı gevşeterek böyle aşağı doğru alıyorum lazeri.
Evet, şu an değdi oraya ve küpü tekrar aldım. Güvenlik için gözlüğümü takacağım şimdi. Son olarak bakıyorum şöyle kartonun yerine. Frame'e bir daha basıyorum. Burada iki tane frame var. Bir tanesi genel çerçeve, bir tanesi de böyle girintili çıkıntılı bir şeyler varsa onların en dış çevresi. Yani bir tanesini dikdörtgen gibi düşünelim, diğerinde girintili çıkıntılı gibi düşünelim. Şu an ikisi de aynı tepkiyi verecektir. Şimdi bunu yaptıktan sonra şurada cut kısmına gelip lazerin gücünü ayarlayacağım. Lazer gücü şu an %100 gözüküyor. %100 buna çok fazla gelir. Ben buraya %40 diyelim. Şurada %40 oldu otomatik olarak. 100 milimetre bölü metre oldu. O da aslında yavaş. Yani bu karton için yavaş. Bu kartonu direkt keser. O yüzden orayı da biraz artıracağım. Bunlar biraz tecrübe, biraz da deneyerek. 1000 yaptım. Şimdi bununla test yapacağım. Kesmeye çalışacağım. Eğer kesmezse ondan sonrasına bakacağız. Start'a basıyorum. Yanık kokusu gelmeye başladı ama sanırım kesmiyor. Gözlükten çok göremiyorum ama çizik şeklinde görüyorum. Ha, orası 19 tekrarda kalmış şu an fark ettim. Ona da dikkat etmemiz gerekiyordu. Stop dedim. Bakalım kesmiş mi orayı? Çok, evet, kesmiş aslında bir tarafını. Bir tarafını kesmemiş. Böyle biraz yamuk olduğu için bir taraf herhalde odağa daha iyi girdi. Şimdi ilk seferinde tek seferde kesmesini istiyordum ben. Şurayı o yüzden bir de bir yapıp deneyeceğim. Tek seferde kesmesini istiyorum. 1000 bayağı hızlı olmuş. Bunu bir de 400 yapıp deneyeceğim. Ya da lazer gücünü de yükseltebilirdim ama lazeri bayağı temizdi. 400 yapıp tekrar deneyeceğim. Bu sefer şu köşesine koyalım. Tekrar frame'e basıyorum. %400'de deniyorum. Start'a bastım. Biraz daha yavaş gidiyor şu an. Tek seferde kesmesini ümit ediyorum. Bakalım bu sefer kesmiş mi? Evet, kesmiş. Tertemiz bir şekilde kesmiş. Ama şu tarafı çok iyi kopmadı. Bunu bir sonraki kesişimde mesela 400 değil 350 ile deneyebilirdim. Hatta bir de öyle deneyelim. Havada kalmasın. Kartonu tekrar şöyle ayarlıyorum. Şöyle frame'e son defa bir daha bakacağım. Başlatıyorum. Şu an kestiğini görebiliyorum ben. Bayağı ince kesiyor bu arada. Lazerin odak ayarı çok iyiymiş. Evet, şu an kendisi otomatik düştü. Benim yırtmama gerek kalmadı. Gördüğünüz gibi 3. denememizde mükemmel sonuca ulaştık. Şöyle bakayım. Hem kararmamış, tertemiz kesmiş. Böyle makasla kesilmiş gibi. Neredeyse hiç siyahlık, kararma, hiçbir şey yok. Şimdi bu lazerlerle çalışırken işler böyle işliyor. Yani tek seferde mükemmel bir ayar diye bir şey yok. Çünkü kartondan kartona fark var. Kartonun rengi işi değiştirebiliyor. Odak ayarı, kartonun kalınlığı, kartonun yapı maddesi, her şey duruma etkilediği için deneyerek bulmamız gerekiyor. Genellikle 2 ya da 3 denemeden sonra olayı çözebiliyoruz. Burada tavsiyem şu. Diyelim ki bir kumaş keseceksiniz, bir üretim yapıyorsunuz. Kumaşın bir kenarında küçük küçük çizgiler çizin ya da küçük küçük kareler, yuvarlaklar bir şeyler çizin. Bir iki deneme yapın. Etkin çözüme ulaştıktan sonra üretime başlayabilirsiniz. Mesela diyelim ki ben bundan 30 tane üreteceğim. Hatta yapalım, hiç havada kalmasın. Şuraya 4 tane dikdörtgen keselim.
4 tane minik dikdörtgeni yan yana kesen bir şey yapalım. Yani seri üretime geçtiğimizi varsayalım. Bunu kopyalayıp yapıştırıyorum. Bunu da kopyalayıp yapıştırıyorum. Buraya da bir tane daha yapıştırdım. 4 tane kare keseceğim. Şöyle tekrar bir alalım. Bu arada zeminin de bayağı düz olması gerekiyor. Şu an bu karton yamuk. Ama burada çok sıkıntı çıkmayacaktır. Zaten kesmesi kolay bir obje. Şu an başlattım. 4 farklı kareyi kesecek tek seferde. Ayarlarımızı netleştirdikten sonra böyle üretimler yapabiliriz. Hemen düştü. Güzel bir şekilde kesti onu. Bayağı temiz kesiyor ha bu arada. Sadece bunun köşesinde bir yer çok hafif kalmış. O da hiç yırtılmadan düştü. Yani seri üretim değerlerimiz de gayet doğruymuş. Son olarak göstermek istediğim bir şey var. Bir tane dikdörtgen yapalım. İçerisine de bir tane yuvarlak yapalım. Dikdörtgeni çevre olarak kessin. Yuvarlağı da sadece kazısın. Bunun için şuradaki diğer dikdörtgenlerimi geri alıyorum. Şunu da tekrar biraz büyüteceğim. Bunun içerisine de bir tane yuvarlak çizelim. Şimdi bu yuvarlağın layer'ını ayırıyorum. Şu 02 yazan layer'a tıkladım. Buradan layer kısmına geliyorum. 02 yazanın, evet şurada %20 lazer gücü ve 2000 hız diye bir şey vermiş. O 2000 hız biraz şey geldi. 1000 ile biraz önce denemiştik. Bildiğimiz değerleri deneyelim. %40 da değer gücümüzde, lazer gücümüz. Şurayı da 40 yapalım. Yani 40'a 1000 de kesmemişti. Burada da 300'e 40 da kesiyordu. Onu da aynen böyle bırakıyorum. Tekrar frame'e basıyorum. Evet, biraz yamuk duruyor. Bu çok istediğimiz bir şey değil ama şöyle biraz eğersem olacak gibi. Tekrar basalım şuradan bir frame'e, görelim. Başlıyorum. İlk önce dikdörtgeni yapıyor. Şu an kesiyor orayı. Buraya da sadece şekli çizecek. Evet, biz içinin dolma ayarını iptal etmemişiz. Otomatik olarak fill diye geldi. Yuvarlağın içini bir de dolduruyor. Öyle bir ayar da var. Bu vesileyle onu da göstermiş olalım. Burada hem içini doldurup hem dışına çevre çizebiliyoruz. Ya da sadece çizgi olarak bırakabiliyoruz. Ben esasen çizgi çizmek istemiştim ama bu ayarı değiştirmeyi unuttuğum için şu an orayı da İçini doldururken yakarak oyuyor. Bunu iptal edelim. Fazla duman çıkmasın içeri. Şuraya tekrar bunun bir miniğini yapayım. Anlatmak istediğimi de tam anlatmış olayım. Buradaki fili line yapıyorum. Ve şunları da biraz daha küçülteceğim. Şöyle. Diğer kartonda yer kalmadığı için şu biraz önce kestiğim parçanın üstüne bir tane kare kestireceğim. Evet, başlıyoruz. Evet, direkt kesmiş ve ortasını da kesmeden sadece çizgi yapmış. İki katmanlı yapı da bu şekilde gözüküyor. Direkt burayı kesti. Hiç ellemedim. Kendisi otomatik düştü. Bunun arkasına geçen hiçbir lazer yok. Lazerin güçleri ve hızlarını farklı şekilde kullanabildiğim için katman yapısı bu yazılımda gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Şimdi farklı bir materyal elimize geçtiğimizde ne yapacağız? Yaklaşık 1 cm kalınlığında şöyle bir köpük gibi bir şey var. Maddenin ne olduğunu bile bilmiyorum. Şimdi bunu koyup bunun üzerine bir yazı yazdıralım ve bu yazının etrafında yine kesmeye çalışalım. Bu sefer şuradaki yuvarlağı sileceğim. Şuradaki dikdörtgeni de biraz büyüteyim. Lazer yazalım içerisine. Şunu tam ortalayalım şöyle yaklaşık olarak. Evet, bu da farklı bir şey.
Yine aynı değerler. Şimdi biraz önceki değerler muhtemelen burada az gelecektir. Çünkü bu biraz kalın bir şey. O yüzden buradaki %40 lazer gücünü %80'e çıkaracağım. Şuradaki kesme hızını da 100 yapalım. Bakalım fazla gelecek mi? Üzerinde o kazımayla ilgili olan yeri 1000'di. Onu 1000'i de 500 yapacağım. Şimdi deniyorum. İlk önce yine bir frame'e basıyorum. Bayağı büyük yapmışız. Bunu biraz küçültelim. Tekrar frame'e basıyorum. Tekrar. Sanırım olacak bu sefer. Materyal yüksekliği değiştiği için odağı da değiştirmem gerekiyor. Onun için üzerindeki şu vidayı çeviriyorum. Buradaki yapıyı çok beğendim. Bugüne kadarki kullandığım lazerler genellikle karşıdan böyle vida açarak ya da işte ailen anahtarıyla döndürerek yapılıyordu. Bu bana daha pratik geldi. Evet, şu an odak ayaklığında yapmış olduk. Şöyle son bir defa frame alacağım. Yine önce çerçevesini yapıyor. Şu an çerçeveyi tamamen kesmeye çalışıyoruz. Bayağı eritti bu arada. Ben içini görebiliyorum. Evet, şu an kesiyor orayı. Gerçekten kesiyor. Lazer gücü bayağı fazla geldi. Çünkü birazdan göstereceğim. Arkası bayağı eridi. Evet, lazer yazısının gücü de biraz fazla geldi ama kötü değil. Her şeyin gücünü bayağı düşüreceğim bir sonraki testte. Şöyle bir alayım. Evet, kesme işini iyi yapmış ama arka tarafı gördüğünüz gibi bayağı oyuk şu an. Nereden baksak böyle 3-4 mm eritmiş. Aslında oradaki erimenin sebeplerinden biri de şu. Arkadan yansıyan ışık tekrar arkayı yakıyor. Ya da arkadaki şu MDF benzeri materyal birazcık alev alıp burayı ısıtıyor. Aslında biraz havada tutsaydık daha iyi olabilirdi ama bu şekliyle tekrar bir test yapacağım. Şu an bakıyorum her iki tarafında lazer gücü fazla geldiği için ikisinde lazer hızlarını artıracağım. Bunu 500'dü. 1000 yapıyorum. Diğerinin hızını da 100'e düşürmüştüm. Bunu da 500 yapıyorum. Ve tekrar deniyorum. 5 kat daha hızlı gittiği için şu an eskisi kadar eritmiyor ama muhtemelen kesmiyor olabilir. Dibini göremiyorum şu an. Bu durumda ikinci turu geçebilirim. Lazer yazısına da baktıktan sonra kararımı vereceğim. Şu an lazer yazısında hiç yazmadı. Neredeyse hiç gözükmüyor. Belli belirsiz çizgiler gözüküyor. O yüzden şimdi şunu yapacağım. Buradan bir sefer daha geçmesini isteyeceğim. Dış çerçeveyi. İçerideki yazıyı da biraz önce 500 yapmıştım. Fazla gelmişti. 1000 yaptım. Az geldi. 700 yapıp bir daha deneyeceğim. Şu an evet. Herhalde kesti. Bazı yerlerde arkalarını görebiliyorum ama çok emin değilim incecik kestiği için. Lazer yazısı da şu an biraz belirgin olmaya başladı. Elimi alıp bakacağım. Arkadan geçmemiş yazı. Lazer yazısı güzel olmuş. Ama arkası kesilmemiş. Son bir deneme daha yapacağım. Bunun aynısından bir tane kaldı. Şimdi burayı iki kere geçsin istiyorum. Dış çerçeveyi ve bayağı hızlandırmıştık bunu. 500 yapmıştık. 300 yapacağım şimdi. Ya da 400 yapalım. İki kere geçeceğiz madem. En son denememde lazer yazısı gayet güzel bir şekilde çıktı. Şu arkasını da neredeyse kesmiş. Ben şuralara biraz daha lazer gücünü 3. sefer fazla verdiğim için böyle oldu. Aslında şöyle yapsam belki de kırılabilirdi.
Evet. Zaten gayet kesmişti. Şu son halini yapmasaydım 3. denemem gayet başarılıymış. 2. denememde de sonuç buydu. Yine biraz önceki gibi 3. denemede sonuca ulaşmış olduk. Şimdi internetten bulduğum hazır bir gitar çerçevesini şu çubuklardan bir tanesinin üstüne yapacağım. Şu artı da bayağı faydalı oluyor. Üzerinde artı şeklinde bir lazer daha var. Bunu yaptım. Odak ayarını unutmadan yapalım. Şimdi ilk denememi %70 lazer gücü ve 400 hızla yapıyorum. Bir sefer yapacağım. Gayet ince bir şekilde, detaylı bir şekilde yapıyor. Kesiyor mu emin değilim. Elime alıp bakacağım. Şu an kesme yapmadı ama detaylar bayağı güzel bir şekilde gözüküyor. Kesmek için lazerin gücünü biraz artırıp biraz da yavaşlatacağım. Lazerin gücünü fullüyorum. %100 yapacağım. Şunu da 400 değil, 300 yapıp bir deneyelim. Olmazsa birkaç tur yaparız. Tekrar başladım. Şu an daha fazla yakıyor. Sanırım kesiyor bu sefer. Ama daha temiz bir çıktı almak istiyorsak hızlandırıp tur sayısını artırabiliriz. Birazdan da öyle bir deneyelim. Şimdi daha temiz kesmek için şu 300'ü tekrar 500 yapalım. Bunu da 2 tur yapalım. Hem etrafı temiz gözüksün. Hem de tek seferde kessin. Gitarın ucundaki o tırtıklı yerler çok daha güzel gözüküyor şu an. Yanmadan daha temiz çıktı. Evet. Şu an yine bir noktası çok iyi değil. O da muhtemelen çubuk yanık diye. Bunu 3 tur yapıp tekrar deneyeceğim. Hiç bozmayacağım. Evet, bu sefer tek seferde çıktı. Hiç elimle müdahale etmeme bile gerek kalmadı. Gayet güzel bir şekilde kesti gitarımızı. Şimdi daha da temizi olabilir mi diye bir tane çubukla da iyice hızlandırıp biraz önce 500'dü. Bunu 1400 yapıp 10 tekrarla temiz bir çıktı almaya çalışacağım. Daha temiz olması için de bu sefer altını da şunlarla yükselteceğim. Yaklaşık yerden 1 santim yüksek olsun. Odak ayarımızı da değiştirmemiz gerekiyor. Odağı da ayarladım. Daha yüksek hızda daha fazla sayıda tekrar yaparak daha temiz bir çıktı almaya çalışacağız. Bayağı hızlı çalışıyor gördüğümüz gibi. Yani sadece şekil yapacaksak bu maksimum hızda kullanabiliriz. Ama kesme yapacaksak biraz daha tekrar sayısını artırmak gerekiyor. Şu an alta geçen lazerleri görüyorum. Bazı yerleri kesti. Şu an neredeyse tamamen kesti. Bir iki nokta kaldı. O yüzden düşmüyor. Cımbızla deneyeceğim. Şurada evet bir iki nokta var. Artık yerini kaydırdığım için tekrar yapamam. Aslında bayağı kesmiş. Sadece bir nokta var. O yüzden düşmemiş. Evet. Dokununca da çok bozmayayım. Tertemiz bir şekilde çıkardı. Şu ikisine baktığım zaman daha hızlı yapılıp yani lazerin gücünü daha az verip daha fazla tekrar yaptığımız yer çok daha güzel çıktı.
Lazer makinelerine giriş yapmak istiyorsanız ya da başlangıç seviyesinde bir kullanıcıysanız Lightburn kullanımı kolay olan ve 30 gün deneme süresi olan gayet güzel bir yazılım. Bu yazılımla 30 gün çalıştıktan sonra ücret ödeyip ödemeyeceğinize karar verebilir ya da Lazer GRB isimli yazılıma geçebilirsiniz. Onun da incelemesini yakın zamanda yapacağım. Onunla da lazer makineleri nasıl kullanıyoruz anlatacağım. Lightburn yazılımıyla ilgili bahsedeceklerim bu kadar. Çok kısa bir şekilde de makineden bahsetmek istiyorum. Ben de ilk defa bu videoyla beraber bu makineyi test etme imkanı buldum. 40 wattlık bir lazer modülü olduğu söyleniyor üzerinde. Bu da 5 watt optik lazer gücüne denk geliyor. Daha önce lazer makineleri incelemelerinde çoğunlukla 5 wattlık lazerler kullanmıştım. Bir tek Atomstack'in M50 modeli 10 wattlık lazer gücüne sahipti. Onun dışındakilerin çoğu zaten bununla aşağı yukarı aynı güçteydi. Peki bu makinede farklı olarak ne var? Y ekseninde 2 tane motor var. 2 tane motor olması sayesinde daha az titreşim olup daha temiz çıktı alınabildiği yazıyordu. Ben de gerçekten gözümle gördüm. Gayet güzel, hassas bir şekilde kazıma yapabiliyor. Hiçbir yere kaymıyor. Sağlam bir masanın üstüne koyarsanız kesinlikle titreşim diye bir şey hissetmiyorsunuz. Bunun dışında lazerin altında bir tane article var ve dolayısıyla bir şeyleri hizalama yaparken ondan faydalanabiliyoruz. Odak ayarını yapması da gayet kolay. Şuradaki vidayı çevirerek herhangi bir şeyle uğraşmadan odak ayarını rahatlıkla yapabiliyoruz. 2 santimlik bir küp var yanında gelen. Onu altına koyup pratik bir şekilde odak ayarını yapabiliyoruz. Bunun dışında benim gözüme çarpan diğer lazer kazıma makinalarından boyu biraz daha küçük. Diğerleri genellikle 40 cm, 43 cm ya da 40 cm, 41 cm gibi oluyordu. Bu makine 30 cm'ye 30 cm. Fotoğrafına bakıldığı zaman anlaşılmıyor ama almak isteyenler için bu bilgi de önemli. Two-Trees 3 boyutlu yazıcıları ile tanıdığımız bir marka. Dolayısıyla buradaki tasarımda da bayağı 3 boyutlu yazıcı kokuları alıyoruz. Mesela şu kayışı germe mekanizması 3 boyutlu yazıcılardaki mekanizmaya çok benziyor. Dolayısıyla CNC konusunda tecrübeli bir marka olduğunu söyleyebiliriz. Tecrübesi de buraya yansımış. Sadece sevmediğim bir şey var. Şuradaki şu parçanın plastik olması hiç hoşuma gitmedi. Çünkü bunun metal olması sarsıntıyı daha da azaltıyordu. Biraz önce montajını yaparken vidanın birini fazla sıkmıştım ve burası biraz yamulmuştu. Onu tekrar gevşettiğimde düzeldi ama ilk başlarda böyle anlayamadım. Bayağı titreyerek çalışıyordu. Bunun dışındaki malzeme kalitesini eleştiremeyeceğim. Malzeme kalitesi gayet iyi. Bir tek şuradaki parçanın plastik olması hoşuma gitmedi. Bu arada lazeri kurmak bir tık daha zor diğerlerine göre. Çünkü daha fazla demonte geliyor. Ama bununla ilgili de yanında bir flash bellek göndermişler. Hangi sırada nelerin nasıl sıkılacağı, nasıl vidalanacağı, ne nereye takılacağı. Bunu anlatan da bir video mevcut. Şimdi testlerle sizleri baş başa bırakıyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.